sayı bir bed hocam. Serbesi 17'ye geldi. Rotasyon 180. Sesimiz daha yüksek ama. Evet hocam. Anladım. O sonradan yüksek. Bugün nasılsın? Ne yapalım? Bugün iyi misin biraz? İyisin değil mi? Ama nefeste sıkıntı biraz var, devam ediyor. Anladım. Bel ağrı nasıl oldu? İyi. Bir şikayetin var mı? Hayır hocam. Şey, arkadaşlar bakıyorlar. Evet hocam. Mehmet Ali bakıyor mu sana? Tamam. 2 litreden fazla boşalttık. Güzel. Sonuna doğru küllü şey, geldi. Natürüne baktınız mı? Kültüründe stop aynı sürede hocam. Tepece PCR negatif geldi. Şeyde mi? Gelen plevromayla mı stop? Evet hocam. Şey, ona da inanıyoruz. Ve yeri tek sağlam olan onlar. Aynen. Onun için size de sabırlar diliyoruz. Sizin de evladınız. Baştan beni aradıydı, rahmetinin yıl dilimidir, Allah mekanı cennet olur, Allah rahmet eylesin. Ahmet abiyle konuşayım dedim, Ahmet abi hastanededir. Dedi, hangi hastanede dedim, araştırmada. Dedi, selamımı söyle, Allah hayırlı şifa vere. Ben de dedim, çok sağ ol, Allah razı olsun, sen bizim acımızla paylaştın, her zaman bizim yanımızda ola. O her zaman bizi bırakmadı, hal hatırımızı sorduk, Allah onun mekanı cennet ola, o bizim babamızdır. En son dedi, keşke biz de şehit ola. Bize böyle söyledi, dedi. Kendini de üzme, keşke de o mertebe bize de nasip ola. Ben biraz ağladım içinde. Maya başladım dedim, mekanı cennet ola dedim, belki yaralıdır, belki inşallah kurtulur dedi. Valla alıp böyle böyle haberlerde böyle böyle söyleyeyim. Onun ailesine Allah bol sabır verir, çocuklarını bağışlıyor. Öyle bir adamdır ki daha bize, öyle bir adam Allah bir daha bize nasip etsin. Merhametli, şefkatli. Merhametli ne girirse merhametten geliyor. Dün öğle saatlerindeydi. Abimin şehitlik yıl dönümü olduğu için aradı bizi. İşte durumumuzu sordu, hal hatırımızı sordu. Babamla görüşmek istedi. Babamın hasta olduğunu söyledik, hastanede yatıyor dedik. Ondan sonra o da rektörlüğü arayacağım, yardımcı olsunlar, ne gerekiyorsa yapsınlar dedi. Annemle konuştu, bize bol sabırlar diledi. Şehitliğin ne kadar güzel bir mertebe olduğunu anlattı. Son sözlerinden keşke bize de nasip olsa, biz de şehit olsak dedi. Saat ikinci aramasında saat 12:30-1 sıralarıydı, 1'e geliyordu saat. Konuştu. Ondan sonra 1-2 saat sonra da biz de helikopterin düştüğünü öğrendik, kaza geçirdiğini öğrendik. İyi adammış, çok güzel adamdı, bizimle çok ilgileniyordu. Hüseyin binbaşımız vardı, her hafta geliyor, bizi soruyor. Komutanımız bazen geliyordu, habersiz geliyordu. Ziyaretler ediyordu. Çok iyi bir Allah ondan razı olsun. Allah mekanı cennet etsin. Bizi teselli etti. Şehitlik herkese nasip olmaz. Peygamberimize komşu olsun. Keşke biz de şehit olabilsek. Keşke bize de nasip olsa dedi. Duası kabul oldu. Güzel adamdı. Abim 27 yaşında 4 Mart 2016'da Şırnak İdil'de Hendek operasyonları döneminde şehit oldu. 7 aylık evliydi. Çocuğu yoktu. Zaten 7 aylık süreçte toplasan 2 ay evde kalmadı. Hep operasyonlardaydı. Şehidimizin babası zaten kronik böbrek hastalığı nedeniyle haftada 3 gün diyalize giriyor. Onun haricinde tabii ki yine akciğer tutulumu da söz konusuydu. İlgili bölümlerle beraber takip ediyoruz. Akciğer sıvısı boşaltıldı. Hastamız rahatladı. Biyokimyasal parametreleri iyiye doğru gidiyor. İnşallah kısa sürede toparlar, sağlam bir şekilde evine yollarız. Her dönem bizim şeyimizde de görev yaptığımız sürede de herhangi bir şehit yakını olduğunda veya bir gazimiz geldiğinde hemen daha yoldayken bile, yaralı askerlerimiz yoldayken bile bana mesaj atardı. Hocam bu hastalarımız geliyor, bilginiz olsun diye. Akabinde ziyaretlere gelirdi, beraber takip ederdik. Burada da yakın takip ediyordu. Bu da onun yüksek insani özelliklerini gösteren bir özelliğiydi. Bunu her zaman zaten yapıyordu. Ondan dolayı da gerçekten tekrar Allah rahmet eylesin. Genceden her
İşte hoş Allah geldiniz, Allah dileğini kabul etmiş. İnşallah dergahında güzel yere peygamberimizin sonra en hayırlı ölümden, en değerli ölümden. Katil asker değil. Bu katiller asker olamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Katiller asker değil. Allah'ım. Ölüm ya.